Merhabalar, bu resmini gördüğünüz ünlü bir nörolog. 1889 yılında 71 yaşındayken kendisi domuzların ve köpeklerin testislerinden elde ettiği sıvıyı kendisine enjekte ediyor. Cilt altına veriyor. 3 haftada 10 enjeksiyon yapıyor ve kendi üzerindeki etkilerini Lancet dergisinde yayınlıyor. Nedir bu etkiler? Bir kere kas kitlesinde bir artış olduğu, kaslarının güçlendiğini söylüyor. İdrar yaparken rahat yapabildiğini söylüyor. Dışkılamada kolaylık sağladığını söylüyor. Ve ondan sonra bu iş patlıyor. Çünkü niye patlıyor? Genel iyilik hali nedeniyle ve tahmin edebileceğiniz nedenlerden dolayı, yani libido azalması ve sertleşme bozukluklarına doğru giden yolda da etkili olduğu düşüncesiyle dünyada bu tedavi gelişiyor. Sonra arkasından testosteronun bulunmasıyla beraber iş patlıyor. Hatta 1960'larda, 1970'lerde şöyle bir durum söz konusu. İnsanlar hani böyle enerji düşük, kendini iyi hissetmiyor. Zaman zaman depo bu testosteron steroidlerden yaptırıyorlar. Böylelikle kendini enerjilerini arttırma yoluna gidiyorlar. Türkiye'de de bu 70'li yıllarda falan oldukça meşhurdu. Hatta çocuklara büyümelerini sağlamak amacıyla verilirdi. Ama tabii testosteron büyüme plaklarını da kapattığından dolayı bu çocuklar hani gürbüz bir çocuk olmasına rağmen boyları kısa kalırdı. Peki biz niye testosteronla ilgileniyoruz? Bir kere her şeyden hemen şöyle bir durum söz konusu. 40 yaşından sonra testosteron azalıyor. Yani bir erkek sorunu bu. Erkeklik sorunu. Tabii erkeklik sorunu denilince hani adam olma ile erkeklik arasındaki ince çizgiyi de bu Cemal Süreyya'nın sözüyle size hatırlatmak isterim. Peki testosteron eksikliği 40 yaşından sonra düşüyor dedik. %1 düşüyor ve 40 yaşın üzerindeki erkeklere baktıkları zaman %50'sinde bakın testosteron düzeyinin düşük olduğu saptanmış. Bunların %20'si orta derecede bir düşüklük söz konusu, %5'inde ise ağır. Hani erkek menopozu, andropoz, hipogonadizm denilen hadise aslında gerçek. Ve şikayetler varsa o zaman testosteron tedavisine başlanıyor. Ama hormon tedavisi her zaman için iki ucu keskin bıçaktır. Yani hem artıları vardır hem eksileri de vardır. Nitekim birazdan anlatacağım, testosteronda da böyle bir sorun var. Ama bu videonun başlığı neydi? Kapak resminde de göreceksiniz. Yani atladığımız bir şey var mı? Bu 2017 yılında bir üroloji dergisinde yayınlanan makalenin başlığı. Yani testosterona yeniden bakıyorduk, öyle diyebiliriz. Peki testosteron düşüklüğünde ne oluyor? Kendini iyi hissetmeme, enerji eksikliği, çabuk yorulma, isteksizlik, depresif ve endişeli haller, sebepsiz duygulaşma, eklem ve kas ağrıları, aşırı terleme, sıcak basması, uykusuzluk, gerginlik, huzursuzluk, kas gücünde azalma, güçsüzlük, kıllarda özellikle sakalda azalma, cinsel istek ve güçte azalma söz konusu. Öyle böyle bir bakarsanız böyle birisinin parmağını kaldıracak hali yok. Kendisini bırakmış birisi olarak hayalinizde canlandırabilirsiniz. Ama şöyle bir durum var. 40 yaşından sonra testosteron düşüyor ama testosteronun %95'i testislerden salınıyor, %5'i böbrek üstü bezinden salınıyor. Ve kilosu olanlarda testosteron daha çabuk düşüyor. Niye? Çünkü yağ dokusunda testosteron östrojene, kadınlık hormonuna dönüşüyor. Hareketsiz olan kişilerde testosteron gene düşüyor. Şeker hastalarında testosteron gene düşüyor. Ve bunun ötesinde erken bunamada ve Alzheimer'da gene testosteron düzeyindeki düşüklük söz konusu olmuş. Tabii testosteron bir de aynı zamanda ne yapıyor biliyorsunuz? Doping olarak kullanılıyor. Çünkü kas kütlelerini uzatıyor. Kas kütlesinde bir artışa neden oluyor. Ve sporcuların bir kısmı bunu doping olarak kullanıyorlar. Özellikle vücut geliştiriciler ne yapıyorlar? Çok yüksek dozda arka arkaya kümülatif dozlarda steroid kullanıyorlar. Testosteron kullanıyorlar. Ama testosteronla ilgili bir takım sıkıntılar var. Mesela kalp damar hastalıklarında neden olabiliyor. Kırmızı kan hücresi artıyor, pıhtılaşma artıyor, akciğerin pıhtı söz konusu olabiliyor, tansiyon yükseliyor, ritim bozukluğu olabiliyor, karaciğerde hemanjiyomları hatta kanserin neden olabiliyor, prostat büyümesi yapıyor, prostatta eğer kanser odakları varsa onları büyütüyor, uyku apnesi varsa bunu ağırlaştırıyor, bir de aynı zamanda ne yapıyor? Akne yapıyor. Ve bütün bunların hepsinin ötesinde sperm sayısı düşüyor, üretim azalıyor çünkü ve testisler küçülüyor. Onun için vücut geliştiriciler eğer testosteron kullanma gibi bir düşünceleri varsa bunları gözden geçirsinler lütfen. Peki ama şöyle bir şey oluyor. Toplum giderek erkekler
beklenen yaşam süreleri artıyor ve buna bağlı olarak da kalp damar hastalıkları artıyor ve genel iyilik hali ve bilişsel fonksiyonların düzelmesi için testosteron kullanılabileceği söyleniyor. Fakat testosteron kullanıldığı zaman bu yan etkiler de var. Peki ne yapacağız? Özellikle kalp damar hastalıkları ile ilgili bir takım sıkıntılar var. O da şu: testosteron tedavisi vermişler insanlara, testosteron düşük olduğu için kalp kasının kasılmasında bir artış ve damar tıkanıklığı kriterlerinde azalma görülmüş. Testosteron tedavisi verdikleri insanlarda bakmışlar ki kalp damar hastalıklarına bağlı kriz ve felce bağlı ölüm riski düşmüş. Buna karşın testosteron düşük olanlara bakmışlar, biraz önceki gibi kalp damar hastalıklarına bağlı olan kalp krizi ve felce bağlı risk testosteron düşük olanlarda daha yüksek çıkmış. Ve aynı zamanda bilişsel fonksiyonları bozuk olan kişilere testosteron verildiği zaman ne olmuş? Bu kişiler daha iyi bir bilişsel fonksiyona sahip olmuşlar. Bir yandan da kalp damar hastalıklarına neden olabileceği söz konusu. Dolayısıyla çelişen iki bilgi var ortada. Şimdi işte yeni bir çalışma yapılıyor. Bu yeni çalışma çerçevesi içerisinde kontrol grubuyla beraber hem testosteron tedavisi ve hem kalp damar hastalıklarına olan etkisi açığa çıkacak. Karanlıktaki noktalar aydınlanacak. Ama bu videodan çıkacak iki ders var. Bunlardan bir tanesi, hani tabii cinsel sıkıntılar, libido azalması ve sertleşme bozuklukları akla gelecek ilk pozisyon olabilir. Onda testosteron düzeyini mutlaka 40 yaşından sonra baktırmak her erkek için mümkün olabilir. İkincisi de kalp damar hastalıklarına bağlı olan bir takım sıkıntıların yaşanmaması için de ben hastalarıma testosteron düzeyi baktırıyorum. Genel olarak erkeklerde yaşlandıkça ortaya çıkan, biraz evvel bahsettiğim, yani parmağını kaldıramayacak hale gelmiş olan kişileri de testosteron seviyesi açısından incelenmesi gerekiyor. Genel anlayış, testosteron seviyesi düşükse ve belirtiler varsa bu kişilere testosteron tedavisi öneriliyor. Testosteron tedavisindeki sıkıntı şu: tedaviye başladıktan sonra hastanın şikayetleri düzeliyor ama ilacı kestiğiniz andan itibaren, testosteronu kestiğiniz andan itibaren tekrar geri geliyor. Dolayısıyla yaşlanan dünyada belki yeni çalışmalarla testosteron olayına bir başka açıdan bakmamız gerekecek. Efendim, değerli vaktiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.